açıkça dillendirdikleri demokratikleşme, insan hakları ihlallerinin sıfıra inmesi gibi zırvalıklarının sadece hapishanelere baktığımızda dahi gerçeklikten uzak bir aldatma olduğu ortaya çıkacaktır. Son 12 yılda hapishanelerde 2000'e yakın kişi öldürülmüştür. Hapishanelerde 490 hasta tutsak bulunmaktadır. 200 yakın hasta tutsağın ise durumu ağır olup çoğunluğu da tek başına yaşamını idame edemeyecek durumdadır. Hasta tutsaklar yalnız değildir. Hasta tutsaklar yalnız değildir. Hasta tutsaklar yalnız değildir. Ve tip hapishanelerde tutsakların en temel insani hakları ve talepleri tecrit politikasında ısrar edilerek yok sayılmaya devam ediyor. Keyfi uygulamalarla tecrit daha da boyutlandırılmak isteniyor. Meclisi tecrit hapishaneleriyle 13 yılı aşkın bir süredir devrimci tutsaklara dayatılan kimliksizleştirme, teslim alma ve katletme politikası hususundan bir şey kaybetmek için sürdürülüyor. 2014 yılının 6 ayında da devrimci tutsaklara yönelik saldırılar hız kesmeden sürdürüldü. Tutsakların iletişim ve haberleşme, sağlık, okuma, havalandırma, açık ve kapalı görüş gibi sayılabilecek birçok hakkı keyfi uygulamalar ve cezalarla gasp edildi. Tutsakların şikayet başvuruları, dilekçeleri engellendi. Tutsaklara yönelik fiziksel ve psikolojik saldırılar tırmandırıldı. Hapishanelerden sürgünler ve keyfi nakillere devam edildi. İçeride, dışarıda hücreleri parçala. İçeride, dışarıda hücreleri parçala. İçeride, dışarıda hücreleri parçala. Hapishane yaşamını düzenleyen kanun, tüzük, yönetmelik, genelge gibi bütün hukuki metinler tecrit esasına uygun düzenlenmiştir. Diğer yandan ise hapishaneler, nezarethaneler, mahkum koğuşları, revirler ayrı ayrı incelendiğinde ciddi sağlık sorunları oluşturacak şartlara sahip olduğu bilirkişilerce defalarca tespit edilmiş ve kamuoyuna deklare edilmiştir. Hapishaneler yapılma amaçları ve gerekçeleri gereği kişiyi yalıtlama, tecrit etme, cezalandırma ve trezmana gibi tabi tutma amacı gütmektedir. En ince ayrıntısına kadar planlanan tüm koşullar, bireyi pişman etmeye, bireyin iradesini kırmaya ve güce itaat etmesine yönelik dizayn edilmiştir. Orada insancıl bir çaba ve önlem yoktur. Alınan tüm önlemler yine sistemi korumaya yöneliktir. Zaten toplumdan yalıtılmış bireyin hücre cezası gibi uygulamalarla bir kez de içeride tecrite maruz kalması o bireyin çok ciddi psikolojik problemler yaşamasına sebep olmaktadır. Hapishanelerde çocuk tutuklular elbette ki yetişkinlere göre çok daha fazla etkilenmektedir. Hapishanelerinde yapılan istatistiğe göre çocukların %65-75'i en az bir ve daha fazla psikiyatrik bir hastalık tanısı almaktadır. Sosyal izolasyon dış ortamdan gelen uyaranları engellediği için belli bir süreden sonra tecrit edilmiş bireyde algı ve duygu bozukluğu yaparak işitme ve görmede azalma, sağırlık, kulak çınlaması gibi rahatsızlıklara sebep olmaktadır. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. Çocuklar
Kaşınmıyor yani, tamam. Gracias.